Evet, merhaba. Bugün günlerden pazar ve Mayıs ayının 27'sindeyiz. Neredeyiz? Gördüğünüz gibi Sakarya ili Kaynarca ilçesi Şeyh Muhsittin Camii'nin önündeyiz. 1486 yılında 2. Beyazıt'ın kısağını Şeyh Muhsittin'in yaptırdığı tarihi Sakarya'mızın en eski, şu anda yaşayan en eski caminin önündeyiz. Burada bu köyün halkı çok güzel bir gelenek başlattı bu sene. Ne başlattı? Şeyh Muhsittin sohbetleri 8 ay devam etti. Bu 9.sunda da iftarda beraberiz. Peki nasıl bir organizasyondu bu? Bu organizasyon köy halkından hemen sol tarafımda görülen noter katibi Süreyya Vardar'la başladı. Sonra aynı ekipten Sadiye Olcay ve Sadiye Çağıran, Olcay Çağıran, Olcay Ceylan, yine köy halkından bayanlar adına da Hatice Kara ile başladı. Ben de Fahri Tuna, bu işin organizasyonunda onlara yardımcı oldum, danışmanlığını üstlendim. Peki neler yaptık 8 ay boyunca Süreyya? Güzel oldu mu böyle bir şey? Neyi amaçlamıştık? Biraz tanıtmak, duyurmak mı istemiştik? Valla bence çok güzel oldu. Her ay ayrı ayrı konularda ayrı ayrı konuşmacılarımız oldu. Köy halkına aydınlattılar. Gelen misafirler hep ayrı ayrı insanlardı. Geldiklerine memnun oldular. Biz de onların geldiklerine memnun olduk tabii. Çok güzel bir şeydi bence. Şimdi Sakarya ilinin en eski, en tarihi eser olmasına rağmen burada oldu, Kaynarca'da oldu ve Büyük Kaynarca köyünde oldu. Çok bilinmiyordu. Bu vesileyle biraz daha fark edildi zannediyorum. Biraz daha tanıtım amacıyla başarılı olduğunu bence. Evet. Bu işin başında sen vardın. Sana çok teşekkür ediyoruz. Hatice Kara, neler amaçlamıştık? 8 ay, 9 ay sonra nereye gelindi? 8 ay, 9 ay sonra çok güzel bir yere geldik hocam. Şeyh Müstehit'ini, evet, kamuoyunda herkes bizi tanıyor. Şeyh Müstehit'ini herkes biliyor, herkes ziyaret etmek istiyor. Bir sürü ziyaretçimiz oluyor. Çok güzel insanlar tanıdık. Hayatımızın yeni yeni renkli, kültürümüz gelişti. Sen varken zaten... Estağfurullah. Olcay, ne diyorsun? Şimdi sen de... Aynı Süreyya ve Hatice gibi görünmeyen kahramanlardansın. Estağfurullah. Yerine. Ya biz görünmesek daha doğru olur. Görünmüyoruz. Böylesi... Asıl görünmeyenler görülmeli değil mi Süreyya? Böylesi daha iyi. Ne diyorsun? Bir yıl öncesine kadar ilerledik mi bayağı? Çok ilerledik. Evet, peki bu akşam burada niçin varız? Bir gelenek oluşturmaya çalıştık. 2010 yılında devletimizin bu eski camiyi restore edilmesinden bu yana bir grup arkadaş yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam imece usulüyle, zaten 8 aylık bu söyleşiler de imece usulüyle, yani hiç kimseden bir yardım almadan bu insanların ceplerinden verdikleri ya da işleri, görevleri paylaşmasıyla devam ediyordu. Bu iftar da öyle. Bu 8. iftar, 40 kişilik bir iftar bu akşam. Peki bu akşam nasıl gelişti? Yine görevleri, masraflar paylaşıldı. Yemekleri kimler yaptı? Herhalde böyle iki tane güzel hanım var zannediyorum. Onların da Hatice sen tanıt bakalım neler yapıldı. Nilgün Hanım, Nilgün Okçu. Evet. Yani böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. Hele ki bu bir iftar yemeği, bu sohbetimizin devamı çok güzel bir şey. Çok mutluyum ben burada olmaktan, bu ekipte olmaktan çok mutluyum. Evet, teşekkür ederim. Evet, İnşallah bu gelenek haline gelir ve bunu yıllar 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 sonra da böyle devam ettirmeyi diliyorum. Ve çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Tabii çorba derken sadece tuzları yok. Bütün yemekleri onlar yaptılar. Evet, şimdi bu iftarın en güzel tarafı imece usulü yapılan bir. Herkes ev sahibi burada. Ve asıl ev sahibi de rahmetli Şeyh Muhsittin Hazretleri. Bölgemizi aydınlatan büyük bir kahraman. Evet, Adapazarı'nda Sakarya'mızda güzel olaylar var. İşte bunlardan birisi de Şeyh Muhsittin sohbetleri ve Şeyh Muhsittin iftarı ve bu kahramanları da burada. Onlara huzurlarınızda şehrim adına, ülkem adına, tarih adına ve geleceğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Hanımlar çok sağ olun, çok teşekkürler.